enerji piyasasındaki son gelişmeleri İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Filiz Katman'la görüşeceğiz. Filiz Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Özellikle İstanbul'da yapılan görüşmeden sonra piyasalara bu görüşmenin çıktıları nasıl yansıdı? Nasıl görüyorsunuz siz şu anki piyasadaki durumu? Tabii biraz önce bahsettiğimiz Ukrayna'nın yarattığı gerilimin fiyat üzerinde baskılayıcı bir etkisi vardı. Aynı zamanda Rusya'yla yaptırımların yine fiyat üzerinde yukarı doğru hamle etkisini biz görmüştük. Peki şu noktada neredeyiz? İlk etki tabii ki Brent petrolün varil fiyatında bir aşağı yönlü bir hareketi biz gözlemledik. Ama aynı anda OPEC Plus ülkelerinin yaptığı açıklama Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen arzı arttırma yönündeki talebi karşılanmayacağı yönündeki açıklama aslında bir anlamda burada da farklı şoklara, farklı risklere hazırlıklı olma gereğini gündeme getirdi. Yine Amerika Birleşik Devletleri rezervden kullanacağı ifadesini açıklaması burada beklentinin hala olumsuz olma durumunu bize gösteriyor. Aynı zamanda Almanya'da doğal gazla ilgili kademeli olarak Rusya'dan çıkış öngördüğünü ifade etti. Çünkü bir anda çıkmak gerçekçi bir senaryo oluşturmadığı için. Dolayısıyla petrol ve gaz piyasalarında bu gelişmeler aslında hem rezervlerden kullanılmaya başlanacağı haberler hem de arzın artırılmayacağı yönündeki haberler aslında bu her iki piyasada da hala bir dengenin oluşmadığını, olası risklerin, farklı risklerin hala büyük oranda karşılanması için senaryoların çalışıldığını bize gösteriyor. Öngörünüz nedir? Düşüş devam edecek mi? İç piyasada da 2 gündür indirimler geliyor motorinde. Bu konudaki fikriniz nedir? Düşüş bekliyor musunuz daha fazla? Aslında burada parametrelerden bir tanesi arzda bir artış olacak mı? Şu anda arzda artış olmayacağı yönünde bir ifade kullanılıyor. Diğer taraftan Rusya'nın hamlesi ne olacak? Halihazırda müzakereler devam ediyor. Ama bir yandan müzakereler devam ederken biz hem Ossetya'dan hem Abazya'dan kuvvetlerin Ukrayna'ya doğru hareketlendiği yönünde haberler de alıyoruz. Bu da aslında oradaki durumun hala stabil olmadığını, müzakerelerin seyrine bağlı olarak orada da bir durumun değişebileceğini gösteriyor. Eğer bu senaryolar olumsuz senaryo çalışırsa tabii bu fiyat üzerinde yukarı doğru bir harekete yol açabilir. Ama mevsimsel etki de değerlendirmek gerekiyor. Halihazırda bahar mevsiminin gelmesiyle beraber özellikle Avrupa ülkelerinde ihtiyacın işte ısınma için kullanılma oranlarının düşmesinin ve fiyatlarda talep üzerinde aşağı doğru bir çekme etkisini yaratması bekleniyor. Buradaki belirleyici unsurlardan bir tanesi tabii ki Çin ile Rusya arasında ilişkiler ve Suudi Arabistan'da Çin arasındaki ve Suudi Arabistan-Rusya arasındaki ilişkilerin seyri. Halihazırda sanki olumluya doğru bir ilişki seyri görünüyor. Eğer bu olumlu devam ederse Rusya alternatif olarak Asya pazarını harekete geçirebilirse ki Hindistan'la da görüştü. Yakın dönemde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, o zaman enerji konusundaki kullandığı kartı Avrupa'ya, Batı'ya karşı kullandığı kartı daha sert bir şekilde kullanma ihtimali doğar. Yine ülkelerin para birimleriyle alışveriş gündeme gelir. Bu da mekanizmasının aşağı doğru gidişine dair bir risk oluşturur ki IMF'den bu yönde bir açıklama da geldi. Bütün bunlar da bundan sonraki süreçte yönetilmesi gereken riskler eğer olumsuz senaryo çalışırsa, bu parametrelerle de olumsuz olan senaryo çalışırsa bu fiyatlar üzerinde baskı yaratır. Ancak daha akılcı, daha rasyonel senaryo çalıştırılırsa ki o yönde olması yönünde çeşitli çabalar var. Türkiye'nin de bu yönde çabası olduğunu görüyoruz. O zaman da fiyatların daha hızlı bir şekilde değişkenlik göstermesinin önüne geçilebilir diye düşünüyorum.